Arkadaşlar, bugün sizlerle bir ana kucağı yapacağız. Cici büyütme kafesi. Ben bundan iki kat yapmayı planlıyorum. Biraz büyük. Çünkü değişik tür hayvanlarımız oluyor çıkardığımız kuluçkadan karıştırmamak için. İki bölmeli yapacağım bunu. Yapım aşamasına başlayalım. Isıtıcılarımız içinde. İnce telimiz burada. Üste çıtalarımız var. Biz telli dönme yapacağız. Alt tarafa hayvan kendi pisiyle buluşmasın diye tel. Çıtalarımızı bunların ölçüsüne göre kesmeye başlayacağız. Ben şöyle hizaladım. İşaretini bıraktım. Evet. Tel bölümü. Buraya tel kaplayacağız cücülerin pisliğine direkt temas etmemesi için. Şöyle biraz daha sağlamlaştıralım. Şöyle gayet güzel oldu. Şimdi ana kucağı yapacağımız ünitenin için kartona kapladık. Çünkü civcivler belli büyüklüğe geldikten sonra köpükleri kemirmeye başlıyor. Ana kucağımızın daha uzun ömürlü olması için karton kaplaması yapıyoruz. Normal şartlarda biraz acelem var. Ondan dolayı karton kaplaması yapıyorum. Normalde ben bunun içerisine tahta dönüyorum ki daha sağlıklı olsun, daha uzun ömürlü olsun diye. Siz herhangi bir tahta dönebilirsiniz. Ben şimdilik kartonla dönüş sağlıyorum. Evet. Şöyle telimizi taktık. Üstüne ısıtıcımızı yerleştireceğiz. Şimdi
tellerimizi de taktık. Isıtıcımızı da yerleştireceğiz yerlerine tam. Altlarına temizleme tavasını yapacağız. Şöyle. İki katlı. Bir anak ocağımız olacak. İçine ayrıca birer tane daha lamba koydum. Ki ısıyı hızlı tamamlasın diye. Şimdi sensörlerimiz ve ön kapağa cam yerleşim yapacağız. Kapağı cam yerine ayarlayacağız şimdi. Evet arkadaşlar, bunlar sensörlerimiz. Sensör alırken bir şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Bu sensörlerde özellikle ben bu dikkatimi çekti benim. Şöyle yakınlaştırayım. Şurada bakın. Şu ve yukarıda bir tane taş direnç var. Bu bazı modellerde yok. Şu mesela. Bunlar olmayanlar biraz daha dayanıksız oluyor. Hızlı bozuluyor. Taş direnç olanlar biraz daha uzun ömürlü oluyor. Şimdiye kadarki yaptığım ana kucaklarında bozulanlar hep taş dirençsizdi. Sağlam kalanlar ise dirençli olanlardı. Bundan sonra alırken mümkün olduğunca dikkat ederseniz taş direnç olduğuna sizin için daha iyi olur. Evet arkadaşlar, şu anda ana kucağımızın son hali. Şöyle iki adet anahtar bağladım. Altta üstü istediğim zaman ayırt etmek için. Şuradan açıp birinci ana kucağımızın iç kısmı. Şu ikinci ana kucağımızın içi. Aynı zamanda yandan da komple açabiliyoruz temizlik için. Evet arkadaşlar, kuluçkamıza içeride nem oldu. Şöyle kilodan bulucularımız. Rahat rahat geziyorlar içeride. Aşağıda normal bıdırcınlarımız var. Camlar hep buhar olmuş. Şöyle birer tane havalandırma için delik açtım buralara. Biraz önce açtım çünkü nem olunca içeride. Ondan dolayı sensörümüzün birisi, diğer sensörümüz içeride lambamız yandı. Aynı zamanda anahtar koydum. Her iki alt ve üstü ayırmak için. Şöyle. Ana kucağımız güzel bir şekilde oldu. Çift ısıtıcı koyduk. Hem karbon hem lamba. Alttaki lamba biraz yakın olmuş. Onu kaldırmayacağım. Onu şimdi bağlamadım. Zaten bunlar da biraz büyüdü. Büyüdükleri için çok aşırı sıcağa ihtiyaçları yok. Ama bunlar daha kuluçkadan bugün aldık. O yüzden hızlı hazırlamamızın sebebi oydu. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kanalıma abone olup beğeni atıp destek verirseniz sevinirim.